istiyorsan hareketli ol. Hadi hadi. Sen dinleyin bana, sen de 305 peşin oynayın. 305 inan yine de bir hafta evvel. Sen yandın. Orayı da bak ben sana. Hadi o da aşağıdan. İyi oldu. Şu çuvallara doğru dur ki bir şey alınmıyoruz değil mi? Yatay mısın? Efendim son günlerde fıstıkta gözle görü bir hareketlik var. Bunun sebebi nedir efendim? Şimdi doğrudur. Ramazan bayramından çıkmış olmamız, talebin olması, özellikle fıstığın bu yıl aşırı bir derecede ihracata yönelmesi, bu nedenlerden dolayı arz talep meselesinden dolayı fıstık biraz hareketli. Evet, şu anki fiyatlar ne durumda? Biraz fiyatlardan bahsedelim mi efendim? Şimdi, bugün itibariyle. Bugün itibariyle birinci sınıf boz fıstık dediğimiz 350 civarında. Bu kademe kademe kalitesine göre aşağı doğru inmeye başlıyor. Yine dediğimiz gibi arz talep meselesi. Evet, diğer fıstıklarda durum nedir? Örneğin kırmızı kabuklu fıstığımız 90 civarında. Kalitesine göre 2 lira aşağı 2 lira üstü. O şekilde gidiyor. Artı pandemi döneminde fıstığı biraz düşük kalması, ihracatın olmaması, tüketimin olmaması bunu bugünlere getirdi. Evet, pandemi yasaklar kalktıktan sonra fiyatlarda böyle bir artış var. Tabii ki şimdi pandemi yasaklar kalktıktan sonra fıstığın özellikle dışarıya ihraç olması bunun önündeki fiyat artışının sebeplerinden birisi. Ama şunu diyebiliriz, şu anki fiyat artışı fıstık değerini buldu. Nasıl değerini buldu? Ülkemizdeki ekonomik durumu söylemeye gerek yok. Evet. Gıda ürünlerinden artış olması, çiftçinin girdilerinin pahalanması, yani şu anki fiyat değerini buldu diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir dolu yaşadık. Yaşanan dolu fıstık ağaçlarına kısmen bazı köylerde zarar verdi. Yeni sezonda fiyatlara etki yapar mı durum efendim? Şimdi havalar biraz daha ısınıp dolunun etkisini görmemiz gerekir. Yani şimdi dolunun nerelere ne etki gösterdiğini siz de malumunuz biliyorsunuz. Yani havalar ısındıktan sonra fıstığa zararı meydana çıkar. Muhakkak ki bir etki gösterir eğer denildiği gibi öyle bir zarar olmuş ise. Ama dediğimiz gibi havaların ısınmasıyla beraber fıstığın daha belirgin olması dolunun zararının ne kadar olduğunu meydana çıkarır. Yani bunu hep birlikte göreceğiz. Ya muhakkak beklemeyle görülür. Şimdi soğuk veya dolu biliyorsunuz sıcak geldikten sonra yani havalar ısındıktan sonra fıstığa etkisi daha net gözüküyor. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son dönemlerde fıstık fiyatının artışının sebeplerinden birisi bu ihracatın olması, doların yüksek olması, arz talebin yüksek olmasından kaynaklanan bir şeydir. Daha önce tabii pandemi döneminde ihracatın olmaması fiyatları geriletmişti. Evet. Tekrar fıstık normal fiyatına kavuştu değil mi efendim? Tabii ki. Yani şu anda değerini bulmak üzere fıstık fiyatları. Evet. Nasıl satışlarınız, nasıl talep nasıl şu an? Şu an az talep var. Bayağı gidiyor. Fıstık satışları gidiyor. Yani fiyatların yüksek olması değil. Zaten Türkiye'de her şeyin fiyatları 1'e 5'e katladı. Fıstık çok evet. Geride kalmıştı. Evet. Yeni yeni fiyatlarını buluyor diye tahmin ediyorum yani. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim son günlerde fıstığa bir hareket gözleniyor. Bunun sebebi nedir efendim? Abi fıstığa bir hareket gözlemenin sebebi dünya piyasasının ekseri bizim Antep fıstığı gidiyor. İran'ın bu senelinde olmadığından dolayı geçen sene İran bazı ülkelerde fıstık olmadığı için, soğuk vurduğu için bizim Türkiye fıstığı ekseri yurt dışına ihracatı oluyor. Ondan dolayı arz ve talep vardır ürüne. Evet. İş piyasada da talep olduğu için, biraz da köylülerin de direndiği için fısık piyasası biraz yükseldi. Evet. Yükseldiği için satış da daha çok oluyor. Evet. Arz ve talep var yani. İsteyenler de çok fısık piyasasından. Evet. Şu an ne olur diyelim, ilerleyen zamanlarda, yani nasip diyelim. Daha da atak olur mu? Şu an bakarsanız biraz da atak olabilir. Evet. Düşer midirsiniz? Sezona yakın biraz çekilme olur fiyatlarda. Evet. Yani fıstık normal fiyatını buldu diyebilir miyiz abi? Abi fıstık normal fiyatın üstünü de geçti. Geçti. Evet abi. Şu an biraz fiyatlar işte tam satma kıvamında. Şu an elde ürün olanlar da satabilirler yani. Evet. Bu fiyatlar baş fiyatlar yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.